Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği yönünde. Depremin merkez üssü 7 su Karlıova arasında gösteriliyor. AFAD haritasından görebildiğimiz kadarıyla dün gerçekleşen depremde yine merkez üssü Karlıova'ydı. Çok yakın bir bölgede gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Özellikle 7 su bölgesinin de önemine ilerleyen dakikalarda dikkat çekeceğiz. Bu depremde 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısının merkez üssü de yine Bingöl, Karlıova bölgeye gidelim. Muhabir arkadaşlarım dün depremin ardından deprem bölgesine ulaşmışlardı. Ahmet Çelik bizi 7 suda bekleyen isim. Ahmet, geçmiş olsun. Hissettiniz mi depremi? Öncelikle bunu sorayım. Vatandaş ne durumda? Herhangi bir hasar meydana geldi mi? Çünkü yine büyüklüğü yüksek bir depremden bahsediyoruz. Söz sende. Evet, 5,6 şiddetinde bir depremdi. Bizler o depremi an be an hissettik. Şu anda Elmalı köyündeyiz. Gördüğünüz gibi panik havası var. Vatandaş bir anda kendini dışarı atmış durumda. Tabii ki o önceki depremde yıkılan yerler tekrar yıkıldı. Hasar gören yerlerde yıkım var. Vatandaş da o korkuyla birlikte kendini dışarı atmış durumda. Tam da şu noktada oturanlar vardı. Şu noktada oturanlar vardı. İşte hemen şu evde zaten ilk depremde hasar görmüştü. İşte o depremin ardından burası yeni yıkıldı. Burada depremin olmasıyla birlikte burada oturanlar bir anda kaçıştılar ve can kaybı yaşanmadı ama panik havasını gösterebilirsek kameraman arkadaşım, hemen orada büyük bir panik var. Vatandaş şu an itibariyle kendini sokağa atmış durumda, daha güvenli alanlara geçmiş durumdalar. İşte onlar da o depremin şiddetini hissettiler. Bölgeye çok sayıda asker de sevk edildi şu anda. Askerler binaları tek tek geziyorlar ve binalarda olup olma, insan olup olmadığını kontrol ediyorlar. İşte korkulu anlar şu anda burada. İşte burası en güvenli alan. Çünkü bu alanda bina yok ve vatandaş da bu alandaki beklemesine devam ediyor. Büyük bir panik yaşandığını belirtebiliriz. Hemen şu noktaya gelelim, bakın. Şurası da önceki yayınlarımızda hatırlayacağınız gibi burası yıkıktı ama yine üzerinde parçalar vardı. İşte onlar da bu depremle, son 5,6 depremle birlikte buraya yeni yıkıntılar meydana geldi. Dediğimiz gibi bölgede şu anda askerler evlerde arama taramayı sürdürüyor. İşte bu binada da yeni yıkım meydana geldi. Bakın 5,6'lık depremin ardından şu noktada yeni taşlar da o binadan düşmüş oldu. Bir yandan da şunu da belirtelim. Mehmetçik zaten buradaydı. Sabahın erken saatleri itibariyle bölgeye gelmişti ve depremzede vatandaşlar için çadır kurumuna başlamıştı. İşte çadırlar vatandaşın istediği yerlere, istediği alanlara kurulmaya başlandı. Askerimiz tarafından o çadırların da kurulduğunu söyleyebiliriz. Askerimiz bir yandan çadır kurarken diğer bir yandan da evleri tek tek kontrol ediyor. Elmalı köyündeyiz. Biz o depremi an be an hissettik. Depremin etkisiyle birlikte etrafımızda bulunan binaların o döküntülerin yıkılışında gözlerimizle görmüş durumdayız. Şu anda vatandaş büyük korku içinde. Bakın, vatandaşın hepsi kendi dışarı atmış, yollara atmış durumda. Askerimiz tabii ki burada, dediğimiz gibi çadır kurumunu da gösterebilirsek, Mehmetçik vatandaşın 7/24 hizmetine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren barınma için çadırlar kurulmaya başlandı. Vatandaşın istediği alanlara çadırlar kuruluyor. İşte bakın, şu noktada yine bir çadır kurulmuş. Vatandaş hemen evinin önündeki alana çadırı kurdurmuş durumda. Çünkü ihtiyaçlarını da oradan karşılıyor. 5,6'lık bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Bingöl Elmalı'da büyük panik yaşandı. Bu bina önceki zamanlarda yine dediğimiz gibi yıkılmıştı ama bakın, şu taşlar binadan yeni düştü. Bunu söyleyebiliriz. Yıkıntı bir binaydı ama yeni depremle birlikte bu binalar yeniden o döküntünün üzerinden buraya düştü. Şu tarafa doğru gidelim yine. Orada büyük panik var. Orada köy meydanının olduğu alan. İşte vatandaş da depremin etkisiyle, ikinci depremin etkisiyle 5,6'lık o depremle birlikte kendini dışarı attı. Bir yandan da şunu belirtelim, işte hasarlı binalar, şu binalar hasarlı binalar. Yeni bir gösterir misiniz? Bu binalarda da vatandaş... Hazal, dün akşam saatlerinde bir tane barko verdi. Bültenin içerisinde... Vatandaş da buradan eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir yandan da ambulanslara tabii ki bölgeye gelmiş durumda kontroller sürüyor. O binalarda, yıkılan binalarda yaralı alıp olmadığı kontrol ediyor. Ve ekipler de, sağlık ekipleri de takviye ekipler olarak bölgeye yeniden sevk edilmiş durumda. Büyük bir panik var.
Yedisu ve Karlova arasında olduğunu biliyoruz depremin ve Elmalı köyünde bizler az önce çektik. Fay çatlaklarının da oluştuğunu biliyoruz. Şu an itibariyle aldığımız bilgilere göre Elmalı köyünde bir can kaybı yok ama asker binalarda aramalarına devam ediyor. Büyük bir panik var ve bölgeye çok sayıda ambulansla gelmeye başladı. Şu an itibariyle ambulanslar bölgeye sevk edildi. UMKE ekipleri de bir yandan bölgeye gelmeye devam ediyor. Muhtemeldir yeni takviye kurtarma ekipleri de binaları kontrol etmek için yeniden bu bölgeye gelecek. Bingöl'de Karlova ve Yedisu arasında 5,6'lık bir deprem meydana geldi. İşte o depremin etkisiyle birlikte vatandaş bir anda kendini sokağa atmış durumda. Büyük bir panik yaşanıyor ve bazı binalarda çökme meydana geldi. Kameraman arkadaşım gösterirse bakın. O bina sabah saatlerinde bir hasar yoktu ama şu an itibariyle o binada da hasar meydana gelmiş durumda. Bölgede 5,6'lık bir deprem meydana geldi. Büyük bir panik havası yaşanıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.